Of ya, of! Sevim kendisini reddettiğimi sanıp benden intikam almaya çalışıyor. İşte sırf bu yüzden de Tuğçe ile yakınlaşıyor. Aman Ayşegül, sus bir de sen başlama. Zaten kafam şişti. Senin bu Ceren'in annesi ve babası yüzünden car 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 aa. Sahi, halamlar neredeler? Şükran'la Tahsin'i kapıda uğurladılar. İkisi birden aynı anda yere yığıldılar. Ayıltmak için suratlarını 10 dakika yalamak zorunda kaldım. İkisi de yatıyor. 3 günde anca kendilerine gelirler. Kulakları da daha 1 hafta çınlamaya devam eder. Ya Duman, benim Tuğçe ile Selim'in arasında ne olup bittiğini bir an önce öğrenmem lazım. O zaman sana ünlü bir dedektif tavsiye edebilirim. Dedektif mi? Yok artık, daha neler. Sen bilirsin ama unutma, matematik testleri bir gün bitecek. E kurabiyeler de bitecek. Ya. Aferin, bak aklın yolu bir. Şimdi açıyorsun bizim üst kattaki kapıyı. Bunu yaptığıma inanamıyorum. O ilk kapıdan girdiği an bugün gibi aklımda. Üzerinde görüntü siyah beyaz olduğu için ne renk olduğunu anlayamadım. Çık bir elbise. Elinde zarif bir çanta, şapkası ve eldivenleriyle tam bir afetti. Hayallerimdeki kızdı. Huhu, kimse yok mu? Ta ki konuşma başlayana kadar. Pardon, bakar mısınız? Buyur abla. Ben dedektif Turgut Reis'i arıyordum. Benim, ünlü dedektif Turgut, soyadım Reis. Ne vardı abla, takip işi falan mı? Aslında var. Bak abla, ben bulabileceğin en iyisiyim. O yüzden pazarlık yapmam, fiyatım sabit. Çünkü anca karşılıyor masrafları. Siyah beyaz çekim, dış ses vesaire. Kostüm de kiralık zaten. O yüzden bir günlük takip ücreti tamı tamına bir çilekli sakız. İşine gelirse. Ne yapalım artık? Birkaç gün bütçemizi kısacağız. Of, nerede bunlar ya? Ay çok sağ ol Selim. Vallahi sen olmasan hayatta o 2 sayıyı birlikte çarpamazdım. Ya abartma Tuğçe, 4 çarpı 8. İlkokulda öğrendim. Ya öyle deme ama Selim. Yani şimdi Doğu Anadolu bölgesindeki dağları da öğrendik ama insan zamanla unutabiliyor. Aferin oy sana. Ya dün akşam için özür dilerim. Niye kusura bakayım canım? Neticede Tuğçe ile ders çalıştıktan sonra hayatının en kötü kabusu yaşandı ve bitti. Selim unutma. Öğle tatilinde tarih dersi çalışırken annemin Milano'dan 70 avroya aldığı kremalı bisküvilerden yiyeceğiz. afiyet olsun. Ay bu Osmanlı tarihi insanı çok acıktırıyor değil mi Selim'ciğim? Ye canım hadi ye. Bak çiğ köfte sevmiyorsan arkadaşları sushi almaya yollayabilirim. Boyayayım mı abi? Boya. Oğlum Dilaver, sen ne biçim müdürsün ha? Ne biçim müdürsün? O kadar ormana gittin. Yeni bir eğitim felsefesi geliştirdin. Yeni bir hayat anlayışıyla buraya döndün. Sonra oldu? Ne oldu senin güzel okulun? Yavru Kurtlar Vadisi'ne döndü. Çiğ köfte partileri yapılıyor. Eşli eğitim. Dilaver, okul elden gidiyor. Okul elden gidiyor oğlum. Hadi uyan artık, uyan. Ah, şimdi burada bir marş patlatmanın tam zamanı. Da başını dumana. Bir. Müdür bey, şu eşli eğitim sistemini bana da bir anlatsanız. Niye? Beni Ulki Hoca ile eşleştirmişsiniz. Biliyor musunuz ne oldu? (Gülüyor)
Basket oyna oyna bir yere kadar tabii. Yoruldu adamcağız. Bu arada laf aramızda skor 318-0. Yalnız bu iş böyle gitmez. Tamam. Buraya kadarmış. Bu bardağı taşıran son damla oldu işte. Oğlum Bilaver, olaya el koyma zamanı geldi. Uyandım artık. Okul bizimdir, bizim olacak. Yavru kurtlar buradan uzak duracak. Sana anlatırım. Çok güzel değil mi? Eyvallah abi. Sen hiç merak etme, ben şimdi öğrenirim. Çıkıyorlar mı, çıkmıyorlar mı? Tamam. Koyayım mı abi? Bana da istemez, içimden geldi. Olur. Şşt, ufaklık. Aman dikkat et de malzemen kirlenmesin. O arkadaşın bir ayağı çukurda sayılır. çıkıyor musunuz siz? Ay ne şirin şeysin sen öyle. Ağzından bal damladı. Ne dersin Selim? Belki de bu bir işarettir ha? Yok canım öyle bir şey. Biz sadece arkadaşız. Ay tıpkı magazin programlarında manken sevgilileriyle el ele yakalıp da sonra kamera görünce biz arkadaşız diye pop şarkıcıları gibi konuştun. Arkadaş hadi Allah mesul etsin. Bana bak o kızı bir daha bırakayım deme ha, çökerim tepene. Gel hayatım hadi. Yemeğe devam et. Aa. Görüşürüz. Ay nereye? Ayşegül! Ayşegül dur bekle! Ayşegül! Ayşegül niye beklemiyorsun? Neyi bekleyeceğim Selim? Sarıldığın yetmedi bir de öpmeni mi? Ne? Boşuna saklama Selim. Ne saklıyormuşum ben senden? Sakladığın şeyi. Neymiş o? İşte o. O ne? Sakladığın şey. Sen daha iyi bilirsin. Ayşegül inan dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Öyle mi? Sen ve Tuğçe diyorum. Sırf bana gıcıklık olsun diye mi yapıyorsun yoksa gerçekten aranızda bir şey mi var? Ayşegül saçmalama, yok öyle bir şey. Peki, o ne samimiyet? Eve gidip gelmeler, el ele tutuşmalar, gülüşmeler. Tuğçe'yi tanımıyor musun? Sırf sana gıcıklık olsun diye yapıyor. Ama sen de yüz veriyorsun. Bir haftacık. Öyle mi bir haftacık? O zaman hafta sonuna kadar kendine iyi bak. Bak gördün değil mi? Yine o kızın peşinden gitti. Vallahi ben uyardım. Kendi kaşındı. Yavrum size bir haberim var. Bugün itibaren okul yönetimine el koyuyorum. Müdür bey, siz ne zaman yenisi çektiniz ki yönetimden? Ha koçum, tabii haberiniz yok. Siz Hulki Hoca'ya 318 sayı atarken okuldan uzaklaştınız tabii ki. Artık bu eşit eğitim safsatasına son veriyorum. Ne? Hayır, bunu yapamazsınız. Tam da amacıma ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken bana bunu nasıl yaparsınız? Şöyle yaparım yavrum, açıklayayım. Koçumla beraber Londra-Paris arasında business class uçarken kendisi bana sayın müdürüm, niçin bu eşit eğitimi noktalamıyoruz dedi. Ben de kendisine hak verdiğimi söyledim. Müdür bey siz bayağı uçtunuz. Oğlum bir koçum biz beraber uçtuk. Ben Ülke Hoca ile maç yaparken bayağı bir şey kaçırmışım anlaşılan. Müdür bey. Yani insan böyle önemli bir karar almadan önce sorar değil mi? Ne sorayım yavrum? Burası okul. Sen de burada öğrencisin. Bu beleri de söyle, bundan sonra çok meraklıysalar eğer okulun kapısına kadar gelebilirler. İçeri girmek yok. Hadi ya. Ben babamı arayayım o zaman. Sor. Kimi istersen sor. Tebrik ederim müdür bey. Çok güzel konuştunuz. Bir hoca geliyor bu okula. Hoca, koçum hoca. Gelsin muma çevirecek bunları muma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.